Herkese merhabalar, hoş geldiniz. İndüksiyon ısıtıcısı ile ilgili bu hafta bir paylaşım yapacağım. Bu devreyi daha önce yapmıştık. Bununla ilgili devre şemasını yayınlamamıştım. Onu çizdim, bitirdim. Kısa bilgi paylaşımı yaptıktan sonra devrenin nasıl çalıştığını şema üzerinde anlatacağım. Bir trafomuz vardı, güçlü bir trafomuz. Sonrasında bir köprü diyot yaptım. Burada Schottky diyotlarını kullanıp 4 tane diyottan bir köprü diyot çıkardım. Devremizi daha önce yapmıştık. Bir önceki videoda detayları anlatmıştım. Şimdi nasıl çalıştığına geçeceğiz. Devre ile ilgili tavsiyelerde bulunacağım. Şok bobinlerinin tel kalınlıkları 2 ya da 3 milim olmak zorunda. Çünkü 50, 60, belki 70 amper akım çekilecek. Keza devre içerisinde kullanılan yollarda 5 ya da 6 milim bakır tel ile yapılması gerekiyor. Ben burada HE5110'u kullandım. Bu MOSFET çok özel bir MOSFET. Çok fazla akım çekebiliyorsunuz ve iş direnci çok düşük. Müthiş bir şey. Esasında ikisiyle mukayese bile edilmez. Bu MOSFET'i AliExpress'te bulabilirsiniz. Fiyatı da çok uygun. Yaklaşık 5 tanesi 150 lira civarında. Sonrasında kapasitörlerle ilgili 6 tane veya 8 tane 0.27 mikrofarad 1200 volt kondansatör kullanalım. Bunlar özel kondansatörler. Bunların iç dirençleri düşük ve ısınmıyor. Çok önemli. Bobine gelirsek mümkünse 8 milimlik borudan 6 tur yapmamız yeterli. Şimdi devrenin nasıl çalıştığını gösterelim, çalıştıralım. İlk önce 32 milim bir boruyla başlıyorum. Şöyle göstereyim. Bismillah. Otuza 20 bir profilim var. 1.3 milim. Bunu ısıtalım. Şöyle kalın bir hilti ucum var. Işıkları da kapattım. Bunu ısıtacağız. Bayağı kalın bir demir biliyorsunuz. Başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Evet, bu dolu demir. Çelik. Ama ısınmaya başladı. Gayet de güzel ısınıyor. Elim de ısınmaya başladı ama tutarım. Bekleyeceğiz. Geldi. Devam. Biraz daha ısıtayım. Çok da güzel ısındı. Hilti ucunu da ısıttıktan sonra devremiz kendini ispat etti. Bu MOSFET'ler çok sıkı çalışıyor. Bilginiz olsun. Türkiye'de bulunmuyor. Bu devre 3000 diye geçiyor ama 4000 watt olarak da çalışacağından eminim. Trafonuz müsaitse çok ciddi akımlar çekersiniz. Soğutmayı unutmayın. Fanlar da çok önemli. Bir videomuzun da sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.